Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Ali Hoca. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Mesleği tarih denemelerine hız kesmeden devam ediyoruz. Hiç bekletmek istemiyorum. Dilerseniz hemen başlayalım. Abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Emeğe karşılık beğenirseniz sevinirim. Ve son tekrarı mutlaka izleyin. İlk soruya dikkat ediyoruz. Niye hocam? Şimdi ne dediğimi anlayacaksınız. Soru gelebilir. Dinliyoruz. Bu söze bakarak Türklerden aşağıdakilerden hangisinin geliştiği söylenebilir? Metehan, komşu devlet olan Tunguzların kurak boş bir araziyi istemelerine rağmen toprak devletin temelidir, köküdür. Onu ben bile veremem demiştir. Önce cevap vereceğim. Diğer şıklar hakkında değerlendirmelerde bulunacağız. Sonrasında ise Mete Han'dan soru gelip gelmediğine bakacağız. Tamam. Sosyal devlet. Bağlantısı var mı? Hayır yok. Sosyal devlet ne demektir? Sosyal adalet, özür dilerim. Sosyal adalet. Hükümdarın görevidir değerli arkadaşlarım. Halka adaletle yaklaşacak. Sosyal devlet. Hükümdarın karşılıksız bir şekilde halka yardım etmesidir. Mesela şu anahtar kelimeleri unutmuyoruz. Çıplakları giydirdim, fakirleri zengin kıldım sözleri sosyal devlet anlayışıyla bağlantılıdır. Vatan ve millet sevgisi doğru cevabımız özel mülkiyet. Eski Türklerde özel mülkiyet yoktur. Niye hocam? Çünkü bunlar sürekli göçebedir değerli arkadaşlarım. Yerleşik hayata geçersen ve tarımla uğraşırsan bu sefer toprakların olur ve özel mülkiyet ortaya çıkar. Ama göçebe yaşam olduğu için özel mülkiyet yoktur. Sınıf farklılıkları da yoktur. İkili teşkilat. Devletin doğu kanadını kim yönetir? Hakan. Batı kanadını hanedandan biri. Biz bu kişiye ne diyeceğiz? Biz bu kişiye yapgu diyeceğiz değerli arkadaşlar. Anlaştık mı? Doğu kanadını Hakan yönetir ve yapgu her zaman doğuya bağlıdır. Burada ikili teşkilat anlayışında otorite zayıf, amaç ülke yönetimini kolaylaştırmaktır. Şimdi hocam Mete Han'dan nasıl bir soru gelebilir? Mete Han hangi sistemi getirdi? Onlu sistem. Günümüz ne olarak bilinir? Kara kuvvetleri komutanlığı olarak bilinir. Dikkat edin, buradan soru gelebilir. İkinci soruya gidelim. Türk İslam tarihi. Bu gelişmeler birlikte değerlendirildiğinde aşağıdakilerden hangisinin ortam hazırlandığı söylenebilir? Çağrı Bey'in Anadolu'yu keşif seferlerinden sonra 1048'de Tuğrul Bey'in Pasinler seferi ile Bizans ve Gürcü kuvvetleri mağlup edilmiştir. Alparslan'ın 1064 Ani Kalesi galibiyeti ve 1071 Malazgirt zaferi ile Bizans kuvvetleri gücünü yitirmiştir. Savaşlar nerede gerçekleşti? Anadolu'da. Ona göre yorum yapacağız. Tamam. Moğolların Türkistan topraklarını işgalinde. Böyle bir durum yok. Çünkü Moğollar henüz gelmiş değiller. Biliyorsunuz ki Türkiye Selçuklu Devleti ile Harizmçalar arasında gerçekleşen Yassı-Çemen Savaşı sonucu Harizmçalar yıkılmış ve böylece Moğollara geçit açılmıştı. Ve Anadolu'da işgaller başlayacaktı. Türkistan toprakları ile alakalı bir durum burada söz konusu değil. Bizden Anadolu topraklarını istiyor. Bu da ekstra bilgi. Bizans'ın Balkan ulusları ile ittifak yapmasına Haçlı savaşlarını istemiş değerli arkadaşlarım. Bu durum genelde Osmanlı tarihinde gerçekleşiyor. Örneğin 1. Murat Edirne'yi aldıktan sonra Bizans Avrupa'dan yardım istiyor ve ilk Osmanlı Haç savaşı başlıyordu. Orta Asya Türk siyasi birliğinin sağlanmasına ben ne dedim? Anadolu ile ilgili bir şey arayacaksın dedim. Çünkü savaşlar Anadolu ile ilgili. Bak keşifle başlamış, Pasinler, Ani Kalesi alınmış, en son Malazgirt Savaşı ile Anadolu kapıları Türklere açılmıştı. Bu değil. Hristiyan dünyasında mezhep ayrılıklarının derinleşmesine. Hristiyan dünyasındaki mezhep ayrılıkları Katolik ve Ortodoks kilisesi arasındaki mücadeledir. İslam tarihinde ise Şii ve Sünni çatışmasıdır değerli arkadaşlarım. Böyle bir durumdan bahsedemiyoruz. Türkmen ailelerin Anadolu'yu yurt edinmeye başlamasına doğru cevabımız olacaktır. Malazgirt yurt açan savaş. Miryokefalon yurt tutan, Büyük Taarruz yurt kurtaran. Anlaştık mı değerli arkadaşlarım? Malazgirt'te biz ne diyoruz? Yurt açan savaş diyoruz. Hangi dönem? Sultan Alparslan dönemi. Üçüncü soruya gidelim. Osmanlı tarihi. Osmanlı Devleti ile İngiltere'de yaşanan bu iki gelişmenin birbirine benzetilmesinde etkili olan ortak özellik aşağıdakilerden hangisidir? İkinci Mahmut ile Ayanlar arasında 1808 yılında imzalanan senedi ittifak. Araştırmacılar tarafından 1215'te İngiltere'de kral ile soylular arasında imzalanan Magna Carta'ya benzetilmiştir. Şimdi. İkisini de bilmemiz lazım değil mi? Orta Çağ dünyasını biliyoruz. Kanun üstünlüğü ilkesi. Kanun üstünlüğü ilkesi senedi ittifakta getirilmedi. Kanun üstünlüğü ilkesi Tanzimat Fermanı ile getirildi. O yüzden değerli arkadaşlarım biz ne yapacağız? Tanzimat Fermanı ile geldiği için biz bunu eleyeceğiz. Kralın yetkilerinin kısıtlanması cevabı olacak birazdan geleceğim. Halk Meclisi, Osmanlı'da meclis ne zaman açılacak? 1876 Meşrutiyetin ilanı ile.
Biliyorsunuz ki ayan ve mebusan meclisi açılacak. Bunu değil. Meşrutiyet yönetimi, 2. Abdülhamit dönemi, bunları unutmayalım. Bakın, Türk tarihinde ilk defa çok partili hayata ne zaman geçildi diye bir soru gelirse cevabımız 2. Meşrutiyet'in ilanı olacaktır. 1. Meşrutiyet'i ilan eden Jötürk, ilan ettiren diyelim, ilan ettiren Jötürk, 2. Meşrutiyet'i ilan ettiren İttihat ve Terakki Partisi'dir. Cevabımız B şıkkı. Unutmayın, Senedi İttifak'la padişahın yetkileri ilk defa kısıtlandı. Magna Carta'yla kralın yetkileri kısıtlandı değerli arkadaşlarım. Ortak özellik budur. Anlaştık mı? Osmanlı tarihinde padişahın yetkilerini sırasıyla kısıtlayan gelişmeler. Senedi İttifak, Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı, 1. Meşrutiyet'in ilanı, 2. Meşrutiyet'in ilanı. Tamam. 4. soruya gidiyoruz. İnkılap tarihi. Dikkat edelim. 30 Ekim 1918 tarihinde Osmanlı Devleti ile İtilal Devletleri arasında imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Osmanlı Devleti adına antlaşmayı İsmet İnönü imzaladı. Köke dikkat et, söylenebilir diyor. Osmanlı Devleti adına imzalayan kişi Rauf Orbay'dır. Bahriye Nazırı Rauf Orbay. O yüzden İsmet İnönü yok. Bunu ne diyelim? Çanakkale cephesinde Türklerin başarısıyla antlaşmanın imzalanmasında etkili olmuştur. Böyle bir durum söz konusu değil. Çanakkale cephesi 1915 yılında gerçekleşti. 18 değerli arkadaşlarım. Bunu geçin. Anlaşmanın imzalanması ile birlikte Misak-ı Milli itiraflarca resmen tanınmıştır. Böyle bir durum söz konusu değil. Misak-ı Milli biliyorsunuz ki Lozan'da artık tanınacak. Çoğu sorun çözülecek. Bazıları sonraya bırakılacak. Bazıları da Türkiye'nin istediği gibi olmayacaktı. Ödele. Osmanlı Devleti'nin fiilen varlığı sona ermiş ve Anadolu'da işgaller başlamıştır. Doğru cevabımız. Ekstra bilgi vereceğim. Osmanlı Devleti'nde padişah değişikliği yaşanmadı. Hükümet değişikliği yaşandı değerli arkadaşlarım. Ahmet İzzet Paşa istifa ediyor. Yerine Tevfik Paşa geliyor. Hükümet değişikliği yaşandı. Padişah değişikliği değil. Tamam. Cevabımız D şıkkı. Özellikle 7. maddeye dikkat et. 7. madde. İtiraflar diyor ki güvenliğimizi tehdit eden bir durum olursa orayı işgal ederiz diyor. Mustafa Kemal bu madde için ne diyor? Beyni yakan ateşten bir zehir diyor değerli arkadaşlarım. Mondros Ateşkes Antlaşması ile Osmanlı fiilen sona ererken Mudanya Ateşkes Antlaşması ile Osmanlı hukuken sona ermiştir. Peki resmen ne zaman sona erdi hocam? Resmen saltanatın kaldırılmasıyla. Gidelim 5. sorumuza. Atatürk ilke ve inkılapları çıkabilir. Dikkat edelim. Atatürk devletçilik bilhassa içtimai ve millidir. Milli servetin dağıtımında daha mükemmel bir adalet ve emek sarf edenlerin daha yüksek refahı milli birliğin muhafazası için şarttır. Sözüyle devletçilik ilkesinin ilkelerinden hangileriyle ilişkisini ortaya koyduğu söylenebilir. Ben bu soruyu bekliyorum. Size soruyu yönelteceğim birazdan değerli arkadaşlarım. Sözlü olarak size soruyu yöneltiyorum. Hatta şimdi yöneteyim, sonra sorumuza geçelim. Ya da önce çözelim bence. Şimdi size anahtar kelimeler vereceğim. Bunu kanalımda da bulabilirsiniz. 5 dakikalık bir paylaşımım var. Anahtar kelimelerle Atatürk ülkelerini öğren diye. Onu topluluk kısmında paylaşacağım sonra. Şimdi ne diyor? Adalet. Refah. Bunlar halkçılığın içine girer. Eşitlik. Adalet. Refah. Tamam mı? Bunu aldık. Milliyetçilik. Milli birlik ve beraberlik değerli arkadaşlarım. Vatan sevgisi, bağımsızlık. Laiklik var mı? Hayır yok. Niye hocam? Çünkü laiklik din ve vicdan hürriyetini ele alır. Akıl ve bilimi esas alır. Size şöyle bir soru yönetmek istiyorum Osmanlı tarihiyle ilgili. Nereden seçeyim? Gerileme döneminden seçmek istiyorum değerli arkadaşlarım. Sorum şöyle. Lale devrini bitiren isyan hangisidir? Lale devriyle ilgili soru bekliyorum. Lale devriyle ilgili soru gelirse cevaplarsınız umarım. Lale devrini bitiren isyanı sizden istedim. Lale devrini başlatan olayı da yorumlarda yazabilirsiniz değerli arkadaşlar. Sorular bu şekildeydi. 5. soruya dikkat etmişsinizdir. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Beğeni paylaşmayı unutmuyoruz. Abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın.